7 Ekim tarihinden itibaren aslında günlerdir İsrail Devleti'nin işgal ve şiddetinin sebep olduğu bir savaşa tanıklık ediyor bütün dünya. Eşit, özgür ve demokratik bir yaşamın mümkün olduğuna inanan ve bunun mücadelesini veren bizler, Filistin halkının yıllardır sürdürmüş olduğu eşit, özgür yaşam mücadelesini ve direnişini sonuna kadar destekliyoruz. Bir halkın işgale karşı direnişi ne kadar meşru ve gerekliyse bununla ilgili olarak yürütülecek mücadelenin yönteminin de önemli olduğunu ısrarla vurgulamak isteriz. Çünkü her mücadele ne yazık ki özgürlük getirmiyor. Tarih bunun örnekleriyle dolu. Filistin halkının direnişi meşrudur. Bugüne ve bugün ortaya çıkan İsrail Devleti'nin, bugün ortaya çıkan savaşın kendisi İsrail Devleti'nin yürüttüğü savaş ve işgal politikalarından bağımsız değildir. Erdoğan ülkede demokrasi ve özgürlükler gelişsin diye yeni bir anayasayı gündeme getirmediğini hepimiz biliyoruz değerli arkadaşlar. Belli ki yeniden seçilebilmek için yeni anayasa bahanesiyle yeni bir zemin kurmaya çalışıyor. Elbette bu ülkenin gerçekten demokratik, gerçekten sivil bir anayasaya ihtiyacı var. Kimse bu toplumsal ihtiyacı görmezden gelemez. Ancak hiç kimsenin toplumun yeni anayasa talebini kendi çıkarları için harcamaya ve seçim malzemesi yapmaya da hakkı yok.